Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Erdal Tanas Karagöl. Tübanın doğalgaz çalıştayı. 19. yüzyılın kömür, 20. yüzyılın petrol ve 21. yüzyılın yüzyılınsa doğalgaz yüzyılı olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Bu nedenle Türkiye'nin önemli gündem maddesi olan doğalgazla ilgili akademik alanda yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu kapsamda geçen hafta 8-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA tarafından doğalgaz çalıştayı yapıldı. Bu çalıştayda dünyada ve Türkiye'de doğalgaz politikaları, stratejileri, doğalgaz piyasası genel görünümü ve doğalgaz piyasaları konuşulan önemli konulardı. Doğu Akdeniz'in doğalgaz potansiyeli, geçmişten günümüze arama üretim faaliyetleri ele alındı. Diğer yandan Türkiye'nin kaya gazı potansiyeli, doğalgaz arz güvenliğinde Türkiye'nin rolü ve Türkiye'nin ekonomi güvenliğinde enerjinin rolü ve enerjide ticaret merkezi olma stratejisi öne çıkan önemli başlıklardı. Belki ilk defa doğalgazla ilgili çalışmalar çok farklı alanlarda katılan akademisyen, sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla detaylıca konuşuldu. Biliyoruz ki enerji konusunun özelde de doğalgaz meselesinin teknik tarafı olduğu gibi siyasi, diplomatik, toplumsal ve çevre tarafı da var. En önemlisi de ekonomik güvenlik ve ekonomik bağımsızlık tarafı. Dolayısıyla doğalgaz konusunun çok taraflı bir konu olduğu açık. Bu nedenle Tüba'nın böyle önemli çalışmaya öncülük etmesi ve bu çalışmayı baştan sona kadar takip eden ve birebir ilgilenen Tüba Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Şeker'in katkılarının çok önemli olduğunu da belirtmek isterim. Ben de bu çalıştayda doğalgaz arz güvenliğinde Türkiye'nin rolü konusunda bir sunum yaptım. Çalıştayda elde edilen sonuçların ve sunumların Tüba tarafından kitap olarak basılacak olması bu kitabın doğalgaz alanında en önemli kaynak olacağı aşikardır. Doğalgazın önemi Türkiye doğalgazın %98'ini ithal ediyor. Yani her yıl yaklaşık 12 ila 15 milyar dolar doğalgaz faturası ödemektedir. Türkiye bu faturayı azaltmak için hem doğalgaz arama çalışmalarını hızlandırmalı hem de avantajlı coğrafi konumunu kullanma konusunda farklı stratejiler geliştirmelidir. Türkiye doğal gaz kaynaklarına sahip olan ülkelerle bu kaynakları tüketen gelişmiş ülkeler arasında olması nedeniyle doğal gaz arz güvenliği ve doğal gaz talep güvenliğini sağlaması açısından doğal gazda köprü, kavşak ve merkez ülke konumunda. Bu da Türkiye'yi arz ve talep edenler kadar önemli hale getiriyor. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğal gaz sayesinde köprü, kavşak ve merkez konumuna yükselme imkanı var. Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde önemi gittikçe artıyor. Türkiye kendi arz güvenliğini sağlamak ve Avrupa Birliği ülkelerinin enerji arz güvenliğinde önemli aktör olmak için Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerine ulaştırmak için TANAP ve TAP projelerini gerçekleştirirken Rusya doğal gazının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerine ulaştırması için de Türk Kakım projesini hayata geçirdi. Doğalgazın artan önemi nedeniyle yeni kaynakların önemi daha da stratejik hale geldi. Bu nedenle Doğu Akdeniz'de keşfedilecek doğalgaz ve petrol kaynaklarının bölgede tüm dengeleri ve enerji denklemini değiştirme potansiyeli oldukça yüksektir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yandan kendi enerji arz güvenliği, diğer yandan coğrafi konumu nedeniyle doğalgazda hem merkez ülke olma hem de enerjide ticaret merkezi olma konusunda gerekli adımları atması gerekiyor. Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.